Covid o büyük salgını hepimiz yaşadık, biliyorsunuz ne kadar zorlu süreçler içinden geçtiğimizi. Hastalığın ilk zamanlarında ilaç, aşı olmaması nedeniyle bir sürü insanın hayatını kaybettiğini hepimiz bizzat şahit olarak yaşadık. Geçtiğimiz süreçte Covid hala aslında etkisini sürdürüyor. Tabii ki ilk dönemki kadar ağır şiddetli hastalık halinde değil. Biraz daha böyle yeni varyantlarla birlikte hastalık ılımlı geçiriliyor ama tabii ki bunda yapılan aşıların katkısı var. Onun dışında hani toplumun bu hastalığı geçirmiş olmasına bağlı daha önce duyarlı olan kişilerin antikor seviyelerinin yüksek olmasının da katkısı var. Bütün bunlar bir araya gelince görece biraz daha hafif geçirilen bir hastalık ama son bir aydır yine COVID olgularımızda yine sayılarda artış var. Bu özellikle kimler için önemli? Yaşlı bireyler için, 65 yaş üstünde. Kronik hastalığı olan kişiler için hala önemini arz ediyor. Özellikle kanser hastalarımızda ya da herhangi bir nedenle bağışıklığını baskılayacak ilaç kullanan kişilerde hala bir sorun olmaya devam ediyor ve edecek gibi de duruyor. O yüzden şimdi solunum yolu enfeksiyonları biliyorsunuz kış döneminde havalar soğudukça kapalı ortamlara girilmeye başlanması, okulların açılıyor olması gibi nedenlerle daha sık insanlar arasında yayılabiliyor. Bu nedenle toplumsal olarak da yine birazcık daha o önceki kadar sıkı önlemler olmasa da kişisel önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor gibi duruyor. Yani şöyle bizim solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelip yani boğaz ağrım var, öksürüğüm var diye aslında çoğu kişi de artık test de yaptırmıyor. Yani hafif semptomları olan kişiler test vermiyor biliyorsunuz. Bunların sayılarına da ulaşmak zaten çok mümkün değil. Ama herhangi bir nedenle şikayeti olup test verenlerden yaklaşık kabaca hani %40'a 50'ye yakınında pozitiflik yaşadığımız oldu. Ama bu tabii ki şeye de bağlı, hani test verme oranları herkeste çok yüksek olmadığı için sadece verenlerde bu çıkıyor. Bu hani bazı hasta gruplarımızda artış gördük ama çoğu da böyle hani yoğun bakıma yatacak ve genel durumu çok kötü durumda hastalar değil. Benim durumum normal mi ya? Açış şekli, kendim açış şekli. Normal. Şey.
Buraya bastıralım. İlk doğum mu bu senin? Evet. Geçmiş olsun, bitti bu kadar. Bu kadar mı diye? Bu kadardı, acıdı mı? O çocuğuma diye. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dışarıda 15 dakika bekliyorsunuz. Tamam. Ayrılmıyorsunuz. Kaçırdınız aşınızı. Tamam, aşınız tamamlanmış oldu. Tamam. Takip edersiniz. Sistemi hemen düşüyordun. Evet. Bir saatte bir saat kadar düşer. Tamam. Elinize sağlık. 15 dakika dışarıdan ayrılıyorsunuz. Geçmiş olsun. Kolay. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun.